sensin benim zülfümü siyahım. Ne gezersin benim zülfümü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Merhaba sevgili takipçim. Cümleten selamünaleyküm. Ayşe Gülüm Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kurban olduğum Allah'ım hepinize iyilik, sağlık, güç, kuvvet versin inşallah. Dert verip de hiç kimseye dermanlar aratmasın Yaradanım. Vallahi bizleri soracak olursanız arkadaşlar, gördüğümüz gibi şu an yine pozitif enerjiyle karşınıza çıktım. Selamımı vereyim dedim arkadaşlar. Videomu mutfağımda başlatmak istedim. Şöyle Medine'ye 5-6 tane soğan soydurdum arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Ispanaklı börek yapacağım birazdan. Hamurumuzu yoğururken de sizlere bir paylaşmak istedim. Önce hamurumuzu bir yoğuralım. Ondan sonra da içerimize geçeceğim. Hiçbir şey atmayacağım arkadaşlar. Ne maya ne bir şey. Sadece un, tuz, su. Şöyle 5-6 tane arkadaşlar börek yapacağım bugün. Şu kadar bence yeterli arkadaşlar. Sabahleyin erkenden kalktık değerli izleyicilerim. Bugün pazardı ama erken kalktık. Akşam da geç yattım ama sabahleyin erken kalktım. Sabahleyin gözlerim açılıverdi. Artık kalktım, sobanın kovasını değiştirdim arkadaşlar. Ondan sonra üzerine çay koydum. Güzel bir menemen yaptım. Saat 9.30 muydu neydi? Kahvaltımızı yaptık. Taksini'yi sofraya toplarken de annem geldi. Annem de dün Sevinçli'ye gitmiş arkadaşlar. Sevinçli'den de buraya inmiş. Otur dedim, oturmadı. Tavuk çocuk ne yapıyor diye. Açıktılar dedi. Ondan sonra oturmadı, gitti geri. Ben aslında bugün annem bile gidecektim arkadaşlar. Ama annem buraya gelince geri de vazgeçtim gitmekten. Şöyle çocuklarla beraber bir ıspanaklı börek yapalım dedim. Bugün vlogumuzda ıspanaklı börek var. Şöyle şuradan tuzumu alayım değerli izleyicilerim. Şöyle azıcık tuz atayım. Çok kaçtı. Sabahtan belli Medine mutfaktaydı arkadaşlar. İnanın dolabın içini, dışını, fincanları, her şeyi ortaya getirmiş. İçine bir çamaşır suyu dökmüş. Her tarafı cam gibi yapmış kızım. Ellerine sağlık. Ben de diğer odaları temizledim arkadaşlar. Gayet evini temizledim. Çocukların odasını temizledim. Şuydu şuydu derken arkadaşlar saat 3 oldu. Şu an saat 3. Mirsal, ben elimdeki suyu nereye koydum? Su getirmedin mi? Ben suyu içeride unutmuştum arkadaşlar. Ilık su getirecektim. Sobamın üzerinden hemen alayım geleyim. Hemen şöyle gittim geldim. Suyumu aldım geldim diyelim canlar. Hamurumuzu hemen yoğuralım. Çünkü acıkmaya başladım ben. Bu aralarda inanın arkadaşlar çok yemek de yemiyorum ama gerçekten öyle kilo aldım ki. Bazı arkadaşlar haklı bence. Melisa şöyle geç anneciğim. Kedi şöyle yakında çek istersin Melisa. Şöyle ılık suyumla değerli izleyicilerim hamurumuzu yoğuralım. Yumuşacık bir hamur yoğuracağım arkadaşlar. Sert hamur yoğurmayacağım. Ben boğazıma, çocukların boğazına falan hiç erinmem arkadaşlar. Kalkıveririm. Hemen her şeyi yaparım. Erinirsem aç kalın. Görünüyor mu Melisa öyle? Hı hı. Zaten benim çocuklar ıspanaklı böreği yemez arkadaşlar. Ben de onlara peynirli yumurta yapacağım. Daha soğana doğrarken Medine diyor ki ben diyor bunu yemem diyor. Akşam ıspanaklı şey pişirdim pilav. Bir tane ağızlarına alsalar hiçbiri almadı. Ayhan desen zaten öylesine biliyorsunuz.
Hiçbir şey yemiyor. Melisa ile Medine de kendine menemen yaptı. Onu yediler. Ben de diyorum akşam bir menemen pişirdiniz, sabah yine menemen pişiriyorsunuz diyor. Anne. Şöyle görüyorsunuz canlar. Hamurumuz bu şekilde. Ne fazla set, ne fazla cıvık. Böyle yeter bence. Bence birazcık cıvık. Yok, iyi. Evet. Ben bunu şöyle tezgahın üzerine alayım canlar. Evet. Yoğurduğum hamurumun içine tutacağım çünkü arkadaşlar. İçine biraz un katayım. Şöyle. 5-6 tane beze çıksa yeter. Şöyle elimde kesi kesi vereyim arkadaşlar. Bıçağa gerek duymadım. Tam 9 tane oldu. 9 tane mi oldu? Hı hı. Benim elimin ayarı. İyi biliyorum vallahi arkadaşlar elimin ayarını. Anne hani o gün yiyelim malında şey yaptıydın ya poğaça. Evet. O da hepimize tam geldi. Zaten onun sayısına göre yaptıydım ya ben. Şöyle şöyle yapıp yapıp vereyim arkadaşlar. Bazı yerlerde yumak diyorlar arkadaşlar. Bazı yerlerde bezi diyorlar. Şöyle biraz un ekleyeyim canlar. Üzerlerine de şöyle un serpiştireyim ki yapışmasın. Hamurumuz biraz cıvık. Ben çabuk açılsın diye cıvık yoğurdum biraz. Getir mi desem çek şöyle anneciğim. Zaten bu un çok özlü arkadaşlar. Bir görseniz zor açılıyor. Ne kadar yumuşak olursa olsun yani açılmıyor. Bu biraz şöyle 10-15 dakika dinlensin arkadaşlar. Ben de o zamana kadar ne yapayım? Ispanağımın içine yapayım. Soğanımı doğrayayım. Peynirimi, yumurtamı hazırlayayım. Ondan sonra cama görüşürüz. Şu kayıt evine gidecek değerli canlar. Şöyle hemen tezgahımın üzerini sildim. Ben ne yapacağım? Ispanağımı yıkayacağım canlar. Ispanağımı da tertemiz yıkayayım. Volkan'a gitti. Bir kere ıspanağa gel dedim. Arkadaşlar Volkan gitmiş ne yapmış biliyor musunuz? Gitmeden önce mevsime. Bir poşet ıspanak almış gelmiş. Pilav yapıyorum, kavuruyorum, bitmiyor ıspanak. Vallahi bunu da yapmasam arkadaşlar inanın çürüyecek. Yani hatta çürümeye de başlamış. Tetbuk. Kararmış. Biliyorsunuz ıspanak falan çabuk çürüyor sebze türleri. Ben bunu hemen şöyle yıkayayım arkadaşlar. Zaten pek çamı falan yok. Temiz. Ama yine de yıkamadan hiçbir şey yeme yapmam yani. Arkadaşlar ben şöyle ıspanağımı doğradım. Değerli izleyicilerim. Salça kabımda salçam bitmişmiş. Salçamı koydum. Bu arada şimdiye kadar yaklaşık bir bidon salça kullandık. Şu kadar da bidon da var işte. Ben şöyle değerli izleyicilerim bir kaşık salçamı alayım bunu. Getirmelisem çek. Salçamda dur gibi vallahi.
Şöyle ıspanağımı da koymayacağım da. Yani ocağın üzerinde batırmayayım diyorum ya arkadaşlar. Yine de ister istemez yemek falan yaparken dökülüp saçılıyor. Bunlar kimyonla karabiber atacağım arkadaşlar. Ondan sonra altını kapatacağım. Getirmezsem elimde çıkarmayacağım. Ispanağı da fazla öldürmek istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir iki daha döndüreyim. Hemen indireceğim. Bu soğanın ateşiyle, sıcağıyla zaten kendisi ölür. Şöyle arkadaşlar, şurada karabiberimle kimyonum var. Biraz acı olsun diye fazla katıyorum. Çünkü ben acılı seviyorum. Bak bu sürü ıspanak kattıydı, hepsi gitti. Ben bunu altını arkadaşlar artık kapatayım. Ben de ıspanak soğana kadar arkadaşlar şöyle tezgahımın üzerini temizleyeceğim. Arkadaşlar ben şöyle ocağımı yaktım canlar. Vallahi bunun var ya yanması acayip oluyor arkadaşlar. Yanmıyor yanmıyor birden bir şey diyor. Alev alıyor. İnsan korkuyor. Bu arada Ayhan Azat uyudu arkadaşlar oraya. Daha doğrusu uyumuş kalmış. Ben de şöyle getirdim buraya. Hamurumu, tenceremi, tavamı canlar. Hemen başlayacağım. Medine'm pişirsin. Ben de yapayım şurada. Ben de açayım. Medine sen baba niye yaptın? Hayırdır? Dostum biraz öldüren. Ben de 3 tane getirdim. Onu getir bana Melisa. Tamam. Tüpün altında kapatın bakayım haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurum hiç yapışıp ne etmemiş arkadaşlar. Zaten el biraz sonra fırın gibi olacak. Vallahi arkadaşlar şunu hazırla, bunu hazırla diyene kadar saat 5 oldu. Bu arada akşam yemeğini de ortadan çıkarırız. Melisa niye elinde getiriyorsun kızım? Peynir koy tabağa, oraya koyduydum. Peynir, yumurta. Bir de daha gel, hadi anneciğim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyeyim canlar. Böreğimizi yapmaya başlayalım değerli izleyicilerim. Geçenlerde bunun üstünde mangal yaktıydı arkadaşlar Volkan. Balkona çıkardım, tertemiz terine sürttüm. Öyle çıktı. Tekrardan bir de deterjanladım. Üzerine şey koy Medine. O çaydan da koyan. Şöyle açayım arkadaşlar da. Vallahi kış aylarında arkadaşlar hasıl oluyor, yiyor, içiyor. Ondan sonra hareket yok, bir şey yok, kül alıyor. Ben mi? Geçenlerde izleyicimin birisi yazmış. Daha doğrusu benim izleyici değil. Yiyor, yiyor, özelden yazmış Instagram'dan. Çok kilo almışsın diye. Ben gerçekten de aşırı derecede kilo almadım arkadaşlar da. Yani ama 3-4 kilo aldım yani. Saklayamam yani. Ben bir de arkadaşlar çok hiperaktifim. Ben aldığımı da yakıyorum canlar. Mesela ben böyle yedim mi hareketsiz kalmıyorum. Mesela bir şeyler yiyince kalkıyorum. O yediğini yakıyorum ben. Bir de benim bünyem arkadaşlar aldığım kiloyu pek fazla belli etmiyor.
Bu yüzden kiloyu takıntı haline getirmiyorum ben. Anne. Ver kızım. Senin dediğin yaşı mı? Evet. Getir. Melisa da açayım diye şey yapıyor. Zaten hamur çok yumuşak. Yani Melisa aşmasına gerek yok. Ver kızım. Kızlara da şöyle peynirle yumurta yapayım arkadaşlar da. Melisa, kameraya getireceğim hanım da şöyle yakından çek prensesini. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi ıspanağımızın tadı tuzu da çok güzel olmuş arkadaşlar. Sonradan üzerine bir de domates doğradım. Şöyle içini bolca koyun. Bunu kayınvalidem hiç sevmez arkadaşlar, soğan böreğini. Soğana alerjisi var. Hiç yemeklere ne soğan katar, ne bir şey katar. Annem çok sever. Gitme yiyelim dedim ve durmadı. Gitti annem de. Artık anneme de yarın gidersem arkadaşlar, yarın götüreyim birkaçını. Hepsini yiyecek değilim ya. Sizler akşama neler pişiriyorsunuz değerli izleyicilerim? Bugün gününüz nasıl geçti canlar? Akşam yorumlarda bol bol bekliyorum yorumlara kızlar. Bizim gruptaki kızlara ne diyorum arkadaşlar? Bize diyorum herhalde piyango vurdu diyorum. Çünkü bizim ekip, inanın arkadaşlar, hep hastaladı durduğumuz yerde. Yasemin abla, Özlem abla, Fatime abla. Bismillahirrahmanirrahim. Bir göster annem şöyle. Bu sefer soru doğru sonunda. Niye doğru sonunda ki? Soğuk suyla yıkadın mı, oldu mu acaba? Gülgül abla hastaymış. Bu hastalık bir de var arkadaşlar, geldi mi gitmeyi de bilmiyor valla. Herkese geçmiş olsun. İnsana bu falan oluyor. Ne biçim bir hastalıkmış dedi. Anne şişiyor mu hani? Ne? Şu börek. Piştin mi hiç? Pişmiş. Altını aç bir şey olsa anne. Anne bu tüplü gazın ayarını bir ayarlayamıyorum. Aman ben bunda bazlama yapmayı zaten hiç sevmiyorum. Bazlamayı hiç iyi pişirmiyor da böyle iyi pişiyor. Nasıl kabardı bakar mı bir? Börek iyi pişiyor da arkadaşlar, bazlamalar böyle bir değişik oluyor. Aynı şöyle kuruyormuş gibi, tepseriyormuş gibi oluyor. Ben bizim kendi tandırımızın şişesini daha çok seviyorum. Döndürme hiç piştiyse kızım. Babam olsaydı o da iyi. Yeter bence arkadaşlar. Ben bunu daha fazla aşmayayım. Çünkü bu bana ince bezi takmaz. Şu kadar yeter bence. Şey getirsene Melisa. Ne? Poğaça. Yağladığım poğaçanın üzerine koyardım. Tamam.
Hamuru da bildin. Az yavaş bastı. Az şey diyeceğim. Yo, elim şeye gitti. Oklaya gitti. Yavaş yavaş acıktığımı hissediyorum bir de. Ama kaşık bizim ekmeklerde falan arkadaşlar bu börekler olmazsa olmazımızdan. Kenara çek istersen Medine. O daha pişmemiş. Şöyle gönder. Ana anne ya. Uf. Yavrucuğum şöyle dön de. Biraz iyi bu. Ana su kopuyor böyle. Ne diş çekin oğlum annem. Çek çek çek. Aferin. Şurayı da açma gene şöyle biraz. Tamam öyle pişsin artık. Anne şimdi ıspanaklar çız çız ediyor. Buyurun gelin arkadaşlar ıspanak böreği yiyelim değerli izleyicilerim. Bir de bunun yanına çay ya da ayran. Çayı tercih ederim. Çünkü çay bizim evde olmazsa olmazımız. Niye? Sanki çok çay içiyorsunuz siz. Siz zaten çay içmiyorsunuz. Ben içiyorum çayı. Sabah kahvaltısında içiyor ya. Metin altını biraz aç kızım. O niye aç anne en sonu. Her zaman yaparken bugün de pişirmeyeceğim. Çok açtım. Çok mu anne var mı? Yok. Getirmezsem şöyle yakından çek annesi. Anne bunun içinde ne vardı? Su, un, toz mu? Hemen gözü de yapışmadı arkadaşlar. Hamuru. Şöyle biraz daha açayım. Ha bu. Hemen yapışacak. Bu oldu anne şu. Bunu da şöyle yumurtalı yapayım. Melisa kaşık getirmedin miydi? Şöyle elimle yağlayayım neyse. Yumurta taşması bari. Melisa bez getirin anneciğim yürü. Mutfaktan. İyi kızım boş. Tamam çek. Arkadaşlar
arkadaşlar, biz börekten baktık değil mi izleyicilerim? Şöyle 7-8 tane börek yaptım. Şu an akşam ezanımız okunuyor. Ben böreklerimi alacağım arkadaşlar. Annemgile gideceğim. Orada akşamlayacağım. Bayağıdır bir aydırdan belinde gitmiyorum. Hiç daha bir tane börek yemedim arkadaşlar. Böreklerimi alayım ben değerli izleyicilerim. Burada da videomuzu sonlandırayım. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Bol bol beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.